sevgili arkadaşım klasik bir termometre dönüşüm sorusuyla karşılaştık 50 santigrat derece kaç Fahrenheit diye soruluyor bakın iki tane termometre aldık bunlardan bir tanesi Celsius termometresi bir diğeri ise Fahrenheit termometresi olsun bakın her iki termometredeki sınır değerlerini Tabii ki bilmemiz gerekiyor e, suyun bir atmosfer basıncı altındaki donma sıcaklığı burada 0 santigrat derece Fahrenheit termometresinde 32 Fahrenheit derece Peki gelelim e, kaynama sıcaklıklarına kaynama sıcaklığı da suda biliyorsunuz 100 santigrat derece Fahrenheit termometresinde 212 Fahrenheit derece olacaktır Hemen devam edelim bize ne demiş 50 santigrat derece değerinde bakın 50 santigrat derece değerinde Burası neyi gösterir? X'i gösterir diyeceğiz. Ve bakın buradaki oranlar birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hemen öyleyse yazalım değerli kardeşim. Buradaki bakın küçük uzunluk 50 bölü büyük uzunluk 100'e oranı. Diğer tarafta küçük uzunluk x eksi 32 bölü 212 eksi 32 180. Şuradaki sıfırları öldürdüm. Bu sıfırla da bu gitti. 18 çarpı 5 ne yapar? 90 eşittir. X eksi 32 dolayısıyla X buradan 122 Fahrenheit derece yapacaktır ki onu da Denizli şıkkında görüyoruz. Selamlar ve sevgiler herkese bu sorumuzda uzay boşluğunda bulunan şekildeki uzay mekiği herhangi bir gök cisminin çekim alanında değildir denilmiş. Buna göre uzay mekiğinde görev yapan astronotlar gerçekleştireceği deneylerde ölçüm araçlarından hangilerini kullanarak doğru ölçüm yapabilirler diye sorulmuş değerli arkadaşlar hemen birinci maddede yer alan sıvılı termometrenin değerlendirmesini şöyle yapabiliriz herhangi bir gök cisminin çekim alanında olmadığı için bu termometre içerisinde kullanılan sıvı o haznede ve tüp içerisinde dağılım gösterecektir ve doğru ölçüm yapabilmesi söz konusu olamaz hemen ikiye bakalım dijital termometre biliyorsunuz Maddeler sıcaklıklarından dolayı etrafa termal ışıma yayınlıyorlar. İşte dijital termometreler bu ışımayı okuyarak sıcaklık tespit edebiliyor. Dolayısıyla bu ortam içerisinde bunun gerçekleşmemesi için herhangi bir neden yok. Dolayısıyla bu termometre ile doğru ölçüm yapılabilir. gaz termometre ise sıcaklık farkının oluşturduğu basınç farkıyla okuma yapan termometrelerdir. Yine bunun da okuma yapamaması için herhangi bir elimizde neden yok? Dolayısıyla sevgili kardeşim bu sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkı yani 2 ve 3 olacaktır. Merhabalar herkese. Bu sorumuzda KLM termometrelerinin kullanıldığı yerler aşağıda verilmiştir deniyor. Buna göre kullanım amacına en uygun KLM termometre çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor değerli kardeşim. Hemen K termometresine bakalım. Bir demir çelik fabrikasının yaklaşık 1500 santigrat derecedeki fırınının sıcaklığını ölçmektedir. Bakın 1500 santigrat derecedeki fırın sıcaklığından bahsediliyor. Bu şekildeki yüksek sıcaklık değerlerindeki ölçümlerde biz genellikle metal çifti termometrelerini tercih ediyoruz. Ve hemen Buradan B ve C şıklarıyla devam edeceğimizi görüyoruz. Devam edelim L termometresiyle. Hassas sıcaklık ölçümü gerektiren bir deneyin yapıldığı laboratuvarlarda ölçüm yapmakta olan bir termometreymiş bu. Değerli arkadaşlar, gaz termometreler sıcaklık farkıyla oluşan basınç farkı neticesinde okuma yapan termometrelerdir ve buradaki basınç değişimi hassas bir şekilde gerçekleşeceği için çok hassas sıcaklık farklarını ölçmek bu termometrelerle mümkündür. Dolayısıyla buradaki bakın şifre kelime hassas sıcaklık ölçümüdür. Hiç düşünmeden ne diyorum bu gazlı termometre diyorum. Termo, M termometresi odurma odasının sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Burada tabi metal termometre uygun olmaz çünkü yüksek sıcaklık değeri söz konusu değil ve ayrıca hassas bir ölçüme de gerek yok. Dolayısıyla sıvılı termometre kullanmak en uygun olacaktır. Öyleyse değerli kardeşim cevabınız Ceyhan şıkkında. Merhabalar değerli arkadaşım. Sana yardımcı olmaya çalışan bu ses Alper Emrah Gümüş'e ait ve sana sınav sürecinde başarılar diliyor. Ayrıca sınav sonucunda gönlündeki fakülteyi kazanmanı diliyor ve hemen soruya başlıyor. Özdeş KLM termometreleri 30 santigrat derece sıcaklığındaki odada ısıl denge durumunda iken teştir sıfır anda K ve L'nin hazne bölümüne özdeş alkolü pamuklar sarılıyor ve K'nın hazne bölümüne vantilatörle hava üfleniyor denilmiş. Buna göre alkollü pamukların kurumadığı bir T anında KLM termometrelerinin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Peki değerli arkadaşım öncelikle şuna değinelim. Burada ne demişti bize? 30 santigrat derece sıcaklığındaki odada ısıl denge durumunda olan termometreler demişti. Dolayısıyla bu üç termometrenin de başlangıçta gösterdiği sıcaklık değeri ısıl denge durumunda oldukları için 30 santigrat derece. Yalnız bakın K ve L'nin hazne bölümlerine özdeş pamuklar sarılıyor, alkolü pamuklar sarılıyor ve Alkolün de buharlaşma hızının fazla olan bir sıvı olduğunu biliyoruz ve buharlaşma gerçekleşecek. Buharlaşma ile birlikte tabii ki etraftan ısı çekilecek. Çekilen ısının bir kısmı tabii ki buradaki termometrelerden çekiliyor. E, çekilen ısı sonucunda termometreler ısı kaybettiği için sıcaklıklar azalıyor ve gösterilen değerler ne yapacaktır? Azalacaktır. Bakın, bu da azalacak, bu da azalacak. Yalnız bir faktör daha var. K termometresinin üzerine alkollü pamuk bölümüne vantilatörle üfleniyor. Üflenmesi sonucunda bize bu neyi anlatıyor? Buharlaşma hızının artacağını anlatıyor. Dolayısıyla burada buharlaşma hızı artacağından dolayı çekilen ısı miktarı daha fazla olacak L termometresinden. Dolayısıyla K'daki sıcaklık L'ye göre biraz daha fazla azalacak. Öyleyse değerli arkadaşım burada sonuçta sıcaklıktaki sıralamamız MLK şeklinde olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım ben Alper Emrah Gümüş şimdi bu sorumuzda tıbbi amaç olarak vücut sıcaklığını ölçmek üzere kullanılan şekildeki dijital termometrenin 40 santigrat derece ve üzerinde vücut sıcaklığı ölçümlerinde alarm sesi çalmaktadır deniliyor. Buna göre verilen sıcaklık değerlerinden hangileri termometreden alarm sesi çıkmasına neden olur şeklinde bir soruyla karşılaştık. Öncelikle çözüme geçmeden şunu söylemek istiyorum. Bu aleti çok sıklıkla kullanacak olan doktor ve hemşireler olduğundan eğer bu bölümleri düşünüyorsan sana içtenlikle hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Ve hemen başlayalım bakın. Burada 40 santigrat derece ve üzerindeki sıcaklık ölçümlerinde alarm sesi çaldığı e, ifade edildiğine göre hemen Celsius Fahrenheit dönüşümünü yapacağız. Bakın burada e, Celsius'ta donma noktası 0 santigrat derece, Fahrenheit'te 32 Fahrenheit derece. Peki kaynama noktası Celsius'ta 100 santigrat derece, Fahrenheit'te 212 Fahrenheit derece. Peki bizdeki buradaki kritik sıcaklık değerimiz neydi? 40 santigrat dereceydi. 40 santigrat derece acaba Fahrenheit'ta ne olarak ölçülür? Bunu hesap edeceğiz. Öyleyse değerli kardeşim ne diyoruz burada? Küçük uzunluğun büyük uzunluğa oranı 40 bölü 100 eşittir. Diğer taraftan küçük uzunluk x eksi 32 bölü büyük uzunluk 180 olacaktır. Bakın burada sıfırlar öldü. Buradaki sıfırlar da öldü. 18 çarpı 4 72 x eksi 32 eşittir 72 olacağı için x buradan 104 Fahrenheit yapacaktır ki hemen sıcaklık değerlerine baktığımız zaman ne demiştik 40 santigrat derece ve üzerindeki vücut sıcaklığı ölçümlerinde alarm sesi çalacak demişti Öyleyse burada 90 Fahrenheit da çalması söz konusu değil ama 105 Fahrenheit da Çalacak. Bir de tabii ki Celsius'u burada neye çevireceğiz? Kelvin'e çevireceğiz. Kelvin'e çevirirken hatırlayın ne yapıyorduk? 273'te topluyorduk verilen değeri. 40 artı 273. Ne yapacaktır? 313 Kelvin yapacaktır ki 310 Kelvin'de burada ötmesi yine mümkün değil. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktır. Selamlar ve sevgiler herkese. Bu sorumuzda bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli termometrelerle ölçülüyor denilmiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle bu ölçüm sonuçlarından biri olamaz şeklinde bir soruyla karşılaştık. Değerli kardeşim hemen burada ilk aklıma gelen şey mutlak sıfır sıcaklığı. Bakın o mutlak sıfır sıcaklığı da neydi? 0 Kelvin veya eksi 273 santigrat dereceydi. Bu sıcaklık değerleri ve altlarındaki sıcaklık değerlerine inilebilmesi tabii ki mümkün değil. Burası neydi yazalım mutlak sıfır sıcaklığı. Peki değerli arkadaşım hemen öyleyse bu değerlere baktığımız zaman eksi eş kelvin görüyorum ki sıfır kelvin altında olduğuna göre bu sıcaklık değerine inilebilmesi mümkün değildir. Merhabalar herkese. Bu sorumuzda ABD'de yaşayan Kıvanç telefonuna gelen kısa mesajlar bize verilmiş. Buna göre Kıvanç mesajlardaki sıcaklık değerleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini yapar şeklinde bir soruyla karşılaştık. Öncelikle tabii ki burada bize verilen sıcaklık değerlerini Celsius ölçeğine çevirmemiz gerekiyor. Onu da hemen yapalım. 50 Fahrenheit denilmiş öncelikle ne demiştik? X bölü 100 eşittir. 50 eksi 32 bölü 180 dönüşümüne baktığımız zaman tabi şuradan sıfırları götürdük 50'den 32'yi çıkarttığımızda ne kalıyor 18 kalıyor dolayısıyla bunlar da gittiği zaman x buradan ne geliyor 10 santigrat derece geliyor bakın bugün hava sıcaklığı 50 fahrenheit demek 10 santigrat derece demek dolayısıyla 10 santigrat derece değerlendirmesi Kıvanç da 20 santigrat derecenin altını e, soğuk bir gün olarak nitelendirdiği için burada ne diyecek soğuk bir gün yaşanacak diyecek. Peki devam edelim bebeğin vücut sıcaklığı yine aynı şekilde dönüşümümüzü yapalım x bölü 100 eşittir 104 eksi 32 bölü 180. Bakın sıfırlar buradan ne yaptı gitti. 104'ten 32'ye çıkarttığımız zaman 72. Dolayısıyla böldüğünüz 4. X buradan ne yapacak? 40 santigrat derece yapacak ki 40 santigrat derece 37.3'ün üstü e, normal sıcaklık ölçütlerinin üzerinde. Dolayısıyla bebeğin ateşin normalden fazla değerlendirmesini yapacak. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı'dır. Selamlar bu sorumuzda yukarıdaki 1-2-3 nolu ifadelerde geçen altı çizili sıcaklık değerlerinin büyüklük sıralaması nasıldır diyesi olmuş. Dikkat ederseniz 3 sıcaklık değeri de farklı ölçeklerde verilmiş. Öyleyse sevgili arkadaşım burada hepsini aynı ölçekte toplayalım. Ve bu ölçeğimizde Kelvin ölçeği olsun. Eksi 93.2 santigrat dereceyi şimdi Kelvin'e çevirirken ne ile topluyoruz? 273 ile topluyoruz. Dolayısıyla Kelvin ölçeğini... Celsius'u 273 ile toplayarak buluyorduk. Dolayısıyla burası eksi 93 artı 273 dediğiniz zaman ne bulacaksınız? 180 Kelvin bulacaksınız. Zaten ikincisi Kelvin cinsinden verilmişti. 2.3 Kelvin hemen üçüncüye bakalım. Suyun donma sıcaklığı 32 Fahrenheit. Peki o donma sıcaklığı Kelvin ölçeğinde nedir? Tabii ki 273 Kelvin'dir. Dolayısıyla buradaki sıcaklık değerlerinin sıralaması nasıl olacak? 3 büyük, sonra 1, sonra da 2 şeklinde olacak. 3, 1, 2 sıralamasını Adana şıkkında görüyoruz. Merhabalar herkese. Bize verilen TKTL TM sıcaklıklar arasındaki ilişki için ne söylenebilir diye bir soruyla karşılaştık değerli arkadaşım. Hemen nasıl düşüneceğimize bakalım. Öncelikle her 3 termometre çeşti için donma sıcaklıklarını işaretlemek istiyorum. Celsius'ta 0, Fahrenheit'te 32, Kelvin termometresinde de 273 olarak gösteriliyor bu donma sıcaklığı değerleri. Ee, peki kaynama sıcaklığına bakalım bir de Celsius'ta 100, Fahrenheit'te 212. Kelvin'de ise 373 olarak gösteriliyor. Şimdi bize verilen sıcaklık değerlerini buralarda işaretleyelim. Peki K'yı biz ne olarak verdik? 100 Kelvin. Peki değerli arkadaşım, Kelvin bakın 273 burada olduğuna göre 100 nerede olacak? Burada bir yerde olacak. TK'yı burası olarak işaretledik. L cisminin sıcaklığı 100 santigrat derece. 100 santigrat derece hemen burada. Onu da işaretleyelim TL. Peki M cisminin sıcaklığı 100 Fahrenheit. Bakın donma noktası 32, kaynama noktası 212 olduğuna göre 100 burada bir yerde. Burayı da TM olarak işaretledik. Öyleyse buradaki sıcaklık sıralaması nasıl olacaktır? Tabii ki TL büyük, TM büyük, TK şeklinde olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkında. Merhabalar herkese. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu soru hakkındaki değerlendirmelerime hemen başlıyorum. Deniz seviyesinde bulunan saf suyun donduğu ve kaynadığı durumlarda Celsius ve Fahrenheit termometrelerinin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir deniliyor. İstanbul ve New York şehirlerinde gün içinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek sıcaklık değeri aşağıdaki tablodaki gibidir diyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğunu bize soruyor. Şimdi değerli arkadaşım hemen tabloya bir göz gezdirelim. Bakın İstanbul'daki sıcaklık değerleri Celsius ölçeğinde New York ise Fahrenheit ölçeğinde verilmiş. Tabi buradaki sıcaklık karşılaştırmalarında her iki ölçeğinde eşit olduğu durumu sağlarsam çok daha kolaylıkla soruyu çözeceğim. Öyleyse hemen New York'taki Fahrenheit'leri Celsius'a çevirelim. Bakın en düşük sıcaklık değeri 32 Fahrenheit. Hemen termometrelere baktığım zaman direkt gördüm süper. Bakın şurada 32 Fahrenheit neye denk geliyor? 0 santigrat derece. Şunun yerine ne yazabiliriz? 0 santigrat derece. Peki en yüksek sıcaklık değeri ne? 50 Fahrenheit. Onu da şöyle düşüneceğiz. Bakın şurada 50 Fahrenheit'i işaretliyorum. Bakın şurada ne kadarlık bir fark var? 18 Fahrenheit'lik bir fark var. Tamamı ne kadar? 180 Fahrenheit. Öyleyse 180'de 18 ise burada da 100 santigrat derecede 10 santigrat derece. Onda bir. 180'de 18, yüzde 10. Dolayısıyla ne olarak gösterilecek burada? 10 santigrat derece olarak gösterecek. Peki güzel artık şıklara geçebiliriz. İki şehirde gerçekleşen en düşük sıcaklık anlarında İstanbul New York'a göre daha soğuktur. En düşük sıcaklık anlarına baktığım zaman İstanbul 10 santigrat derece, New York ise 0 santigrat derece. Dolayısıyla İstanbul değil New York daha soğuk. Bunun üstüne çizdik. Hemen ikiye bakalım. İstanbul'un en düşük sıcaklık değeri New York'un en yüksek sıcaklık değerine eşittir. İstanbul'un en düşük sıcaklık değeri 10 santigrat derece. New York'un en yüksek sıcaklık değeri 10 santigrat derece. Buranın bir artısı var. Her iki şehirde gerçekleşen en düşük ve en yüksek sıcaklık farkları eşittir diyor. Bakın İstanbul'da 10 santigrat derece. New York'ta da 10 santigrat derece günlük sıcaklık farkı yaşanıyor. Öyleyse bu ifademiz de doğru olduğuna göre cevabımız deniz ışığı olacaktır.